Buradaki nefes egzersizleri, almış olduğumuz nefesi diyaframımızda tutmak önemli. Omuzlarımızı kaldırmadan nefesimizi tam bu bölüme alıyoruz. Vermiş olduğumuz nefesi hani böyle aldık diye üflemeyeceğiz. İdareli kullanacağız. İdare lambası. Yavaş yavaş. Aldığımız havayı bu bölüme dolduruyoruz. 1-2 saniye tutuyoruz ve yavaş yavaş bırakıyoruz. Ne kadar uzun sürede nefesimizi üflersek o kadar bizler için fayda sağlayacaktır. Hacetimizi gidermemizde bizlere yardımcı olan, kadınların doğumunu kolaylaştıran, nefesimizin güçlenmesini sağlayan nokta nokta nokta. Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince ve geniş kas işte bu arkadaşlar. Fransızca tabirle diyafram olarak adlandırılıyor. Öncelikle nefes alıp içimizde tutmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Nefes alıp tutup sonra başlatacağız. Nefesimizi en uzun süre tutmaya çalışacağız. Çünkü bunda nefes gerçekten çok önemli. Yoksa nefesimizi ayarlayamazsanız nefes yetmez. Nefesimizi alıyoruz. İki burnumuzdan da alıyoruz. Oldukça uzun sürede vermeye çalışıyoruz. Nefes alıyorum. Ciğerlerimden, diyaframı oldukça dolduruyorum. Geliştirmek için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Mesela buradan nefesimizi alacağız. Diye burnundan vereceğiz. Ağzımızdan alıp nefesi. Burnumuzdan vereceğiz. Burnumuzdan alıp. Ağzımızdan vereceğiz. Burnumuzun bir deliğinden alıp ağzımızdan vereceğiz. Diğer deliğinden alıp ağzımızdan vereceğiz. Ve bu şekilde nefes çalışmaları yapacağız. Yani bu beynimiz içinde, vücut rahatlığımız içinde, oksijen içinde, hücrelerin içerisinde çok önemli. Neyde? Nefese ihtiyaç var. Dolayısıyla bu egzersizleri de bu çalışmaları da yapmamız icap ediyor arkadaşlar. Neyi daha uzun süre üflemede, üflerken yorulmamada bunların sizlere sağlayacağı faydalar büyük olduğunu unutmamak gerekiyor. Sesi çıkardık. Asıl neyi çalmaya başlamadan önce nefes egzersizlerimizi yaptık ve bitirdik. 4. derste buluşmak üzere. Hoşça kalın.